Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bitcoin tüm zamanların rekorunu bugün bir kez daha kırdı. 60.400 ile tüm zamanların rekorunu tekrar kırmış oldu. Şu an fiyatımız 59.700 dolar civarından işlem görüyor. Günlük kapanıştan sonraki yükselişimiz %7'nin üzerinde. Piyasanın Geneli itibariyle hepsi şu an yeşil. Az ya da çok hepsi şu an yükseliyor arkadaşlar. Bunu belirtmiş olalım. E, Grafiğimize baktığımızda bizim çizmiş olduğumuz destek ve direnç seviyeleri e, şıkır şıkır işliyor arkadaşlar. Hala daha çizmiş olduğumuz destek ve direnç seviyesinde yorum yapabiliyoruz net bir şekilde. Arkadaşlar bundan önceki videolarımızda verdiğimiz destek ve dirençler teker teker kırıldı. Özellikle dirençler kırıldı arkadaşlar. Sonrasında 58 bin direncinin de kırılmasıyla fiyat kendisini 60 bin üzerine attı. Şu anda 59.600 civarında yine işlemine devam ediyor. Biz burada Çizmiş olduğumuz destek ve direnç arasında, bu kanal diyelim, bu kanal arasında arkadaşlar yapabileceği, bekleyeceğimiz bir üst direnç söylememiz gerekirse arkadaşlar 65.600, 65.700 ya da 66.000 dolar düz konuşmak gerekirse 66.000 doları kendimize hedef olarak koyabiliriz arkadaşlar. Ama 66.000 dolarda da yine satış gelebilir, yüksek kar elde edenler. Orada satış verebilir. Dolayısıyla yüksek hacimli bir satış gelmesi durumunda fiyat bu sefer tekrar aşağı doğru bir düzeltme yapabilir. Burada beklenecek seviyelerden birisi kanalın üst noktası olan 65 65.500-66.000 dolar seviyesi olabilir arkadaşlar. Bunu da yine belirtmiş olalım. Peki bunu belirtirken şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki arkadaşlar. Yine biraz büyütelim burayı. Şimdi kesinlikle e, hareketini yaparken Bitcoin bu birkaç günde de olabilir. Çok hızlı bir şekilde de gelebilir. Bunu belirtmiş olalım. Hareketimiz şu şekillerde devam edebilir arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Yani bu demek değil ki direkt 66 bine ya da direkt aşağı yönlü bir hareket yapacağı anlamına gelmez. Yine stabil hareketini 60-61 bin seviyelerinde uzun süre vakit geçirebilir. Tekrar aşağı yine 55-56 bin seviyelerine bir küçük düzeltme yapabilir. Bunu da yine belirtmiş olalım. Yani kesinlikle buradan sonra direkt yukarıya, direkt ya da aşağıya doğru bir şey beklememize gerek yok. Stabil bir şekilde hareketini sürdürebilir arkadaşlar. Ona göre de yine şekillenir grafiğimiz diyelim. E, aşağı seviye anlamında konuşalım. E, desteğimiz ne olabilir onu söyleyelim. Burada destek seviyemiz bizim en güçlü anlamda 52 bin dolar net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Peki 52 bin dolara kadar çekilmeleri beklememiz çok normal, çok olası arkadaşlar. 52 binin altına kırılmadığı müddetçe genel işleyişimizde bir sıkıntı yok. Ama 52 bin altına bir kırılım söz konusu olursa orada Diğer destek ve direnç noktalarını incelememiz çok çok önem arz eder arkadaşlar. Burada düşüşlerde 55.000 temel desteğimiz bunu unutmayalım 55.000 psikolojik bir desteğimiz sonrasında da teknik desteğimiz 52.000 dolar arkadaşlar. Bunu da yine belirtmiş olalım. Bitcoin fiyatından sonra dominansına bakalım arkadaşlar ki bizim için çok önemli bir göstergemizdir. Biliyorsunuz ki e, dominans konusuyla ilgili dominansın ne olmadığını bilmeyenler sağ üstteki karttan Bitcoin dominansı ile ilgili eğitim videomuzu lütfen izlesinler arkadaşlar. Bitcoin dominansında genel itibariyle son birkaç gün birkaç haftanın dışında genel itibariyle son bir iki ayda bir düşüş hakimiyeti vardı arkadaşlar. Yine bunu grafikte de ekrana getirelim. Aralık ayında yükselen e, Bitcoin Dominansımız ee, burada onu da gösterelim. Kasım ayında %61-62'ler seviyesinde olan e, Bitcoin dominansımız. Hemen gelelim şu, şu bölgeden bahsediyorum. Buradaki Bitcoin dominansımız arkadaşlar e, Ocak ayına kadar yükseldi arkadaşlar. Yük, %71'lere kadar yükseldi. Sonrasında Ocak ayından Şubat ayına kadar olan şu sürede de düşüş yaşadı arkadaşlar. Onu belirtelim. Aralık ayında yükseliş, Ocak ayında düşüş grafiği sergiledi Bitcoin dominance. Biz bunları yine kripto e, ekonomi Telegram grubumuzda ve YouTube kanalımızda sık sık ele alıyoruz çünkü çok önemli bir parametre bizim için. Şimdi arkadaşlar Bitcoin dominansında yukarı yönlü bir hareketlenme son zamanlarda gördük. O da özellikle 60'a kadar düştükten sonra şu an 63'e kadar bir yükselme söz konusu. Bitcoin dominansında şuradaki 63 seviyesinin kırılımı sonrasında karşılaşacağımız durum şu olabilir. Senaryolardan bir tanesi. Bitcoin dominansının 63'ün üzerine çıkması, 64-65. seviyelere çıkması demek altcoin'lerde yükselişlerinde yavaşlama, bazı altcoin'lerde de düşüş olarak karşımıza gelecektir. Çünkü Bitcoin dominansının 64, 65, 66 şeklinde yukarıya doğru hareket etmesi alt para çıkışı satış anlamına gelecek. Bitcoin'de de alış ve para girişi, sıcak para girişi anlamına gelecek ki bu Bitcoin fiyatını yukarı yönlü daha çok destekler. Altcoin'lerde de para çıkışı ve satış anlamında biraz düşmeye, kırmızı bir piyasaya oluşmasına sebep olabilir. Bu tamamıyla bir senaryo arkadaşlar. Bitcoin dominansına bağlı olarak olabilecek bir senaryolardan bir tanesi. Şu an için bu kanal arasındayız bu kanalın arasından sonra ya aşağı 60'ın altına ya 63'ün üstüne mutlaka bir kırılım gelecek. Bunu da teknik olarak söylememiz mümkün arkadaşlar. RSI'ye baktığımızda 4 saatlik RSI'miz şu an 72 seviyesinde arkadaşlar. Günlük RSI'ye baktığımızda Bitcoin'de RSI'miz yine 71 arkadaşlar. Haftalık RSI'mize baktığımızda şu an RSI'miz 75 Bunda yine belirtmiş olalım arkadaşlar. Diğer anlamda e, dominansın önemini yine çok 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 defa bahsediyoruz grubumuzda da yine bu dominans konusunu zaman zaman konuşuyoruz arkadaşlar. Kripto para piyasasında temel, tüm piyasanın piyasa değeri şu an e, an itibariyle arkadaşlar 1.8 trilyon dolar. Tekrar edelim. Kripto piyasamızın toplam piyasamızın piyasa değeri 1.8 trilyon dolar arkadaşlar. Bitcoin'in piyasa değeri ise 1.1 trilyon doların üzerine çıkmış durumda arkadaşlar. Şu an için olumlu tablo söz konusu. Herhangi bir düşüş emaresi genel anlamda gözükmüyor. Ancak dediğim gibi dominansının Bitcoin dominansının yükselmesi altcoin'lerde düşüş olarak karşımıza çıkabilir. Bitcoin dominansının düşmesi zaten altcoin'lerde bize yükselme olarak karşımıza çıkacaktır. Ama burada dominansı takip etmek, bitcoin fiyatını takip etmek kadar çok önemli bir durum arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Bitcoin dominansı an itibariyle 62,5, %62,5'un üzerinde arkadaşlar. 63 seviyelerinde yakın bir dominans söz konusu. Bunu da yine belirtmiş olalım. Arkadaşlar Bitcoin'de temel ilk karşılaşabileceğimiz direnç ve destek seviyelerini yine söylemiş olduk. Burada karşımıza çıkabilecek onu da belirtelim. Yani karşımıza çıkabilecek ilk direnç arkadaşlar burada en büyük en temel satış yiyebileceğimiz seviyeler 65 bin ila 66 bin dolar civarında satış yiyebiliriz arkadaşlar. Piyasaya genel büyük bir satış gelebilir. Bunu yine belirtmiş olalım. Ee, beklentimiz 66 dolar, 66 bin dolar, 67 bin dolar beklentileri artık kesinlikle hayal değil arkadaşlar. Aşağı anlamda destek anlamında ise ilk psikolojik desteğimiz 55 bin dolar, teknik desteğimiz de yine 52 bin dolar arkadaşlar. Bu seviyelere göre hareket etmemizde fayda var. Eğer yine fiyatımızda çok ciddi değişiklikler olursa biz de kripto ekonomi Telegram grubunda bunu anlık olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. Yine videolarımızla da bu görüşlerimizi yine destekliyoruz. Şimdi arkadaşlar, eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bizi desteklerseniz şimdiden çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese bol kazançlar arkadaşlar.